Hepinize selam dostlarım. Yepyeni bir videoyla birlikteyiz. Bir önceki videomda arz talep ilişkisine göre ilerlemiştik. Söylemiştim ki hangi coinleri analizini etmemi istiyorsanız o coinleri yorum kısmına yazın. Ben de bir sonraki videomda o coinleri inceleyeceğim demiştim. Sizlerden bayağı bir yorum aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane coin analizi. Hemen hemen hepiniz aynı coinlerin analizlerini istediniz benden. Tek tek hepsini not ettim. Fakat bugün sadece 5 tanesini analiz edeceğim. Diğer 4 tanesini de diğer videoya saklıyorum. Çünkü bugün 9 tane analizi yapmam hem belli bir yerden sonra sizlere videoda sıkar hem de karışıklık oluşur. Bayağı bir uzun sürer. Çünkü analiz yapmak gerçekten kolay şey değil. En ince ayrıntına ne kadar anlatıyorum sizlere. Hani ben perspektif, objektif bir insanım dostlarım. Ne görüyorsam onu söylüyorum sizlere. Sizlerin zarar etmesine gerçekten çok üzülüyorum. Önce analizlere başlamadan hemen önce bir konuşma yapmak istiyorum. Yorum kısmında şunu çok görüyorum. Ya Baran Usta, ben şu coin aldım da bu coin zarar etti. Ben şu kadar zarardayım. Ne yapmalıyım? Satmalı mıyım? Ben gerçekten bu tarz yorumlar görünce çok üzülüyorum. Sizin paranızı kendi param gibi görüyorum. Hani gerçekten böyle görüyorum. Sizlerin zarar etmesi gerçekten çok hiç istemediğim bir şey. O yüzden acele etmeyelim dostlarım. Ben zaten videoları çekerken yatırım tavsiyesi vermiyorum. Sadece tecrübelere dayalı arkadaşlar bu işler. Yıllardır bu işin içindeyim ben. Tecrübelerle stabil bir şey bunlar. Bu tarz yorumları gördükçe gerçekten üzülüyorum. Elimden geldiğince de artık videolarda daha fazla coinlere yer vermeye çalışacağım. Yeter ki sizler mutlu olun. Ha sizlerin üzüntüsünü giderebilmek için şunu söyleyeceğim. Ben 7 yıldan beridir Bitcoin takip eden kripto borsada olan biriyim. 7 yıldan beridir ne coinler ne kadar çok düştü, sıfır çeken coinler vardı. Gerçekten 1 dolardan alınmış, sıfırı görmüş, piyasadan kalkmış coinleri gördüm ben. Ya neler neler gördük dostlarım. Bir coin 10 lira düştü diye, siz şu kadar zarar ettiniz diye hemen onu zararına bozdurmayın. Lütfen şu düşünceden vazgeçin. Coin'dir bu. Ya şöyle düşünün bir arkadaşlar. Mesela her attığınız coin'den kar elde edebilseniz bu ülkede herkes bu işi yapmaz mı? Doktor işi bırakır. Savcı işi bırakır. Dışarıdaki temizlik görevi yapan abilerimiz, ablalarımız bu işi bırakır. Veyahut da ekmekçi bu işi bırakır. Herkes kripto paraya girer değil mi? Yani tamamıyla şey olur. Her attığınız coin'den para kazansanız, ciddi paralar elde edebilseniz paranın da bir değeri kalmaz ki. Herkes milyoner olur. E bu sefer paranın bir anlamı kalmaz. İşte para kazanmanın püf noktası sabırdır. Sabır en büyük erdemdir. Bu işte pişmek çok önemli. Nasıl pişersiniz? Analiz yaparak, videolar izleyerek, haberler araştırarak, doğru kararlar vererek, doğru adımlar atarak, sabrederek, telaş yapmayarak. Bir coin 5 lira düştü. Bu daha da düşer. Ben bu coin'i satayım. Hemen az, ne kadar az zarar edersem bu kadar kar deyip coin'leri elden çıkartmayın. Lütfen dostlarım bunu yapmayın. Siz bu işe girdiyseniz kar elde edebilmek için girdiniz. E siz kar elde edemiyorsanız neden girdiniz ki bu işe? Mesela misal veriyorum. Tamamıyla sallıyorum örnekleme. LTC coin misal veriyorum. Şu an 50 lira. E ben 50 liradan aldım. 45 liraya düştü. Telaş yaparsam ne olur? Ya bu 45 liraya düştü. Ben hemen satayım. İşte 1000 lira zararım var. Olsun, zararın neresinden dönersem kardır mantığı. Atalarımız boşa dememiş. Satayım. E ben satarım, tamam. 1000 lira zarar ettim. E ben eminim ki gecede bu 55 liraya çıkacak. E bu sefer de diyeceğim ki vah ben ne yaptım? Vay benim salak kafam. Niye bozdurdun? Bir gün daha dayansaydın. Ben çok yaşadım arkadaşlar. 7 yılda ben neleri tecrübe ettim. Yani artık bunlar bana fasafiso geliyor gerçekten. Ben ne düşüşler gördüm. Sıfır çekmiş coinler diyorum ya. Bakın sıfırı görmüş coinler. Piyasadan çekilmiş coinler gördüm ben. Onun için telaş yapmayın. Zaten olacağı buydu. Ben her videoda söylüyorum bunu dostlarım. Belli başlı birkaç coin dışında hepsi düşecek diye ben bangır bangır bağırdım. İzleyicilere anons ettim. Gönül isterdi ki o videoları bütün kripto borsasında var olan insanların hepsi izlesin. Ama yeni bir kanal olduğum için izleyemedi. Bangır bangır bağırdım. Ethereum'dan uzak durun diyorum. Halen diyorum. Çekilin Ethereum'dan. Gerçekten uzak durun. Alacak varsa Ethereum'dan uzak durun dostlarım. Düşecek. Çok fazla düşecek. Atom. 35 lirayken video çektim. Atom çok yakın zamanda çok yükselecek dedim. Dedikten 2 gün sonra 70 lirayı gördü. Ondan sonra bir video çektim. Dedim ki Atom düzeltmeye gidecek. Düşecek. E bugün 55 lira Atom. Hatta daha da düşüyor yani. Tam bir fiyatına bakmak lazım. Şöyle bir bakayım. Daha da gidiyordu yani en son baktığımda. TRY cinsinde 53 lira. 55 de değil, 53 lira. Daha da düzeltmeye gidiyor yani. Gerçekten halen de gidiyor yani. Arkadaşlar bunlar tamamıyla bizim salladığımız şeyler değil. Ben bir destek çizerken, direnç çizerken bunları sallayarak yapmıyorum. Ya şu desteğim olsun.
Şu direncim olsun. Aykut Elmas gibi. Nasipte varsa, desteğim tutarsa, haydi inşallah, maşallah. Bu işlerle olmaz. Analiz, araştırma, haber okuma, tecrübe. Biz bunlarla yola çıktık. Düşününsene dostlar, bir YouTuber izliyorsunuz. Nasipte varsa deyip bir destek çiziyor. Desteğe gelince de iyi nasipte varmış. Olur mu abi, nasiple kısmetle bu iş dönmez. Lütfen tecrübe, sabır, erdem, bunların hepsi lazım. Dostlarım benim, keyfinizi diri tutun. Coinler düşerse geri yükselir. Ya bana köklü coinlerden, Bitcoin'den olsun, Ethereum'dan olsun, kaldırın işte Litecoin'den olsun. Şuradan açayım, coinler bir anda aklıma gelmiyor ama. Mesela Bitcoin'de, Dash'ta, Ethereum'da, Link'te. Bak bu da köklü bir coin. Link'te. Ya dolarda. Dolar da bizim için bir coin artık. Bu borsaya girdiysek dolara da coin olarak görebiliriz. Hangisi bir sene önce neydi de şu an ne? Ya o Bitcoin bir sene önce ne kadardı? Şu an ne kadar? Aynı şekilde Dash bir sene önce ne kadardı? Ya o hangisi bir senede zarar etti? Bana söyler misiniz? Burada kârı kim elde etti? Sabreden. Ha ben hiçbir zaman paranızı atın bir sene bekletin taraftarı değilim. Kâr edin çıkın, kâr edin çıkın, kâr edin çıkın. Zarar ederseniz çıkmayın. Ya ben buradayım, arkanızdayım. Yemin ederim çok üzülüyorum. Gerçekten kendi param gitmiş gibi. Bir kardeşimiz yorum yapmış bugün. O yorumu hemen sizlere göstereyim. Gerçekten bunu videoda göstereceğim. Biraz sohbet edeceğim. Biraz da şey yapacağım sizlerle. Ardından coinlere geçeceğim. Mesela Berkan Giray kardeşim. Gerçekten çok üzüldüm. Hocam selamlar. Atom'a yüklü girdim. Terse kaldım. Sizce yükselir mi? Ve analizini yaptığım videoda da dedim ki Atom düzeltmeye gidecek. Ciddi düzeltmeler bekliyorum. Ardından yazdım, keşke önce bu videoyu izleseydiniz de daha önce tanışsaydık. Gerçekten çok üzüldüm. Hani kendi cebimden para gidiyormuş gibi. Ben sizler ailem gibi görüyorum. Ya beni izliyorsunuz, bana değer veriyorsunuz. Her geçen gün abonelerim artıyor. Ben yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, gerçekten ciddi ilerleme var. Bir hafta önce başladım bu kanalda. Bir haftada 793 abone. Sizler bana değer veriyorsunuz da ben sizlere değer vermez miyim hiç? Öyle, o nasıl saçmalık, öyle bir şey mi olur? Sizin cebinizden çıkan 1 lira benim cebimden çıkmış gibi, yemin ederim çok üzülüyorum. Her geçen gün daha fazla coin analizi yapıyorum. Ya şu videoda dedim ki ne, hangi coinler istiyorsanız yorum kısmına yazın. Ne yazdıysanız şimdi de onu açıklıyorum. Dostlarım sizler bana değer verdikçe ben sizlere süper değer veririm. Ne isterseniz ben buradayım ya. 7-24 maksimum 1 saat yorumlara geç cevap veriyorum, maksimum. Saat kaçta yazarsanız yazın. Ben ona direkt cevap veririm. Uyumadığım takdirde, başıma bir iş gelmediği takdirde. Hemen bilgi alışverişi yapalım. Tecrübeli insanlardan bilgi alışverişi yapmak bu yolda sizlere çok büyük yardımcı olur dostlarım. Coininiz 5 lira düşebilir, 10 lira düşebilir, 50 lira düşebilir, 100 lira düşebilir, 200-300 düşebilir. Coin bu. Boğa sezonundan aldınız, coin düştü. Şu anda dert yanıyorsunuz. Haklısınız, dert yanabilirsiniz. Ben her zaman buradayım. Ama dostlarım acele etmeyin, telaş etmeyin. Yükselecek. Bu işe kar yapabilmek için girdik. Lütfen dostlarım sabredelim. Sabır en büyük erdemdir. Erdem de en büyük kazançtır. Bir insan erdemliyse her zaman kazanır. Siz Baran kardeşinizi izleyin, arkanıza yaslanın. Ben sizlerin moralinizi diri tutarım dostlarım benim. Hiç öyle panik yok. Gelin hep birlikte sizlerin yorum kısmına yazdığınız 4-5 coin'i inceleyelim. Her iki günde bir video var. Bu videonun altına da hangi coin'lerin analizlerini yaptırmak istiyorsanız o coin'lerin analizini yazın. Bu arada sizlerle bir şey paylaşacağım. Yakın zamanda YouTube üzerinden işte haftada, ayda, belli bir sayılarda canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Canlı yayın yapayım mı sizce? Katılır mısınız? Hani canlı yayında da şu olacak. Sizler bir coin analizi söyleyeceksiniz. Ben onları canlı yayında analiz yapacağım. Bunu tamamıyla sizlere soruyorum. Tabii ki de izlenmedikten sonra neden açayım? Bunların kararını da siz verin. Yorum kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Kanala abone olmayan dostlarım da kanala abone olursanız gerçekten çok ciddi analizler yapıyorum. Hani ne bir eksik ne bir fazla, bir sürü adama abonesiniz. Bir de bana abone olsanız çok mutlu olurum. Bu yolda bana destek verirseniz gerçekten çok daha iyi şeyler yapacağımı düşünüyorum. Her geçen gün gerek diksiyonumu, gerek yayınlara girişimi, gerek motivasyonumu, her şeyi ayarlıyorum. Gün geçtikçe de kendimi daha iyi yerlere getiriyorum. Bildirimleri açmayı unutmayalım lütfen. Kanala da abone olalım. Bir de emeğimin karşılığı olarak şu videoya da biraz like atalım. Hadi hep birlikte de sizlerin yazmış çizmiş olduğu coin'lerin analizlerini yapalım. Umarım moral destek sizlerin moralinizi yerine getirmiştir. Bu tarz konuşmaları da yani her videoda yapayım mı dostlarım? İyi geliyor mu? Bunu da yorum kısmında yazarsanız. Hani iyi geliyorsa sürekli devam ettireyim. Sizlere iyi gelecek şeyler yapmak istiyorum. Evet, lafı fazla uzatmadan sözü
kişisel analizlerini yapan Baran Özcan'a bırakalım. Evet Baran Hocam, LTC coin analizine hoş geldiniz. Evet dostlarım, biraz gülelim, eğlenerek yapalım hep birlikte. Yani sıkılmadan izleyelim. LTC coin'de desteğim 55 dolardır. Açtım, 5 günlük periyoda verdim. 5 günlük periyotta boğa sezonundan da çıktı çıktı düştü. Ayı sezonu, boğa sezonu girdi girdi çıktı yani bu coin. Ama 5 gün açmazsan olmaz böyle. Tamam, bu şöyle bir 5 gün yapmış zaten burayı. Şuradan almış. Dostlarım bana söyleyebilir misiniz? Boğa sezonundan bile çıkmış. Bakın mesela tam boğaya girmedi. Okey, hemfikiriz. Ay sezonunda denebilirdi. LTC coin'de beklediğim yükseliş halen olmadı. Bunun altına halen çiziyorum. LTC coin'de bakın benim favorim şu an kripto parada LTC coin abi. Benim favorim LTC coin. Beklediğim kırılma halen gelmedi. Bakın bu videoyu asla unutmayın. LTC coin'de beklediğim kırılma henüz gelmedi. Bekle, kırılma derken aşağı yönlü değil, yukarı yönlü bir kırılmadan bahsediyorum. Ama kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum dostlarım. Yatırım tavsiyesi vermeden yapıyorum bunu. Lütfen bunu da anlayalım. Şimdi LTC coin neden senin favorin Baran Usta? LTC coin'in ekonomik ve siyasi ayağı çok güçlü. Üzerinde çok büyük projeler var. Nedir bu projeler? Yahu adamlar daha bir hafta önce banka kartıyla kredi kartı çıkarttılar. Yani piyasaya sürüyorlar. Düşünsene, Ziraat Bankası gibi, Garanti Bankası gibi, işte Akbank gibi, bir sürü bankalar gibi artık LTC coin'in de bir bankası var. Bir banka kartı, bir kredi kartı var. E bu ne demek? İnsanlara güven demek. Mesela Ziraat Bankası şu an bir coin çıkartsa girer miyiz? Gireriz. Niye? Çünkü kartınıza kullanıyoruz. Bunun gibi düşünün. Hacmi her geçen gün artıyor. Ciddi boyutta. Hacmi her geçen gün daha da yükseklere çıkıyor. Bunun için hacim ne kadar çok artarsa coin o kadar çok yükselir. LTC coin'de destek 55 dolar. Bakın şu anda en düşüklerini yaşıyor coinler. Biliyorsunuz LTC coin de bayağı düşüşte. Ama hiç 55 dolara gelmemiş. O kadar düşüşte olan bir coin'in henüz desteğin bantlarına yaklaşamaması ilginç. Gerçekten LTC coin üzerinde projeler çok büyük. Düşürmezler. Emin olun. Küçük bir düşer. Gerekirse desteğimin de altını iner. Ama tekrardan toplar. LTC coin çok köklü bir coin. Direnç. Gelin hep birlikte bir de bunun yükseliş serüvenine bakalım. Birinci direnç 60 dolar. Bir dirençten anlatmadan önce bir de şunu söyleyeceğim. Ben mesela 7 yıl önce girdim bu işe. 2013'ten beridir kripto para işindeyim. Dostlar bu işe girdiğim zamanlar işte 2013-2014 böyle analizler izliyorum. YouTuber'ları falan izliyorum, haberler okuyorum. Böyle destekten bahsediyorlar, dirençten bahsediyorlar. Diyorum ki acaba destekler, dirençler neye göre çiziliyor? Kafasından mı sallıyorlar? Şeyden mi sallıyorlar? Hani bunu sizler de düşünüyor olabilirsiniz. Düşündüğünüz her şeyi yorumda yazabilirsiniz. Destekler, dirençler neye göre belirlenir? Destekler, dirençler coin'in belli bir analizlerine göre. Mesela nedir bu belli bir analiz? Açarım ben bir aylık periyot. Bir ay önce neydi? Boğa sezonuna girmeden önce neydi? Boğa sezonuna girmeden önce kırılma noktası nereydi? Boğa sezonuna girmeden önce en aşağı nereleri görmüş? Boğa sezonunda en aşağı nereleri görmüş? Yani bir aylık bir periyotta, bir aylık analizde ortalamayı alırım. En aşağı nerelere kadar düşerse daha da fazla düşebilir. Bu destektir. Nerelerden sonra ikinci bir kırılma, ikinci bir dalga gelmiş? Bu birinci dirençtir. Nereden sonra üçüncü dalga geçmiş? Bu ikinci dirençtir. Nereden sonra patlamaya geçmiş? Bu da üçüncü dirençtir. Bunlara göre destekler, dirençler belirleniyor. Nasip de varsa diye olmuyor yani. Gelin hep birlikte dirençlerden bahsedelim. Birinci direnç 60 dolar. 60 doları buralardan şu anda bayağı bir düşüşlerde. Ama tekrardan toparlayacağını düşünüyorum. Küçük bir kırılma daha aşağı yönlü olabilir. Küçük bir düşüşler, hafif bir düzeltmeler daha yaşayabilir ki yaşayacak da. Ardından kendini toplayacağını düşünüyorum. Gerçekten LTC coin benim gözümde favori bir coin'dir. Yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ben LTC coin'i çok sevdiğim için böyle anlatıyorum. Çünkü gerçekten istatistiksel olarak çok iyi ilerliyor. Bütün coin'ler inanılmaz düşerken LTC coin halen benim desteğimin altına düşmüş değil. Onun için bu iyi bir şey. Ama küçük bir düzeltme daha bekliyorum LTC coin'de. Kırılma noktaları da arkadaşlar 60 dolar birinci direnç. 60 dolara bakın, buralarda gelmiş. Geldikten sonra güzel patlamalar yaşıyor. Bakın şöyle göstereyim. Şuradan abi. Aç bir ay aç. Bakın 60 coin'lerden sonra şu boğa sezonuna bakın. Buradan selamun aleyküm diyor boğa sezonuna. Tekrardan boğa sezonundan çıkmış, yorulmuş buralarda. Bunun ilk boğa sezonuydu, 50 dolarlar. Sonra tekrardan düşüyor. Sonra tekrardan çıkıyor. Tekrardan. Bakın hep kırılım noktası 60 dolar olmuş. Bak ilk kırılım noktası 60 dolar. Buradan bak yeşil çizgiden. Girdi mi? Bak çıkmış hep buralardan. Görüyor musunuz? Şimdi 5 günlük analize geçelim tekrardan. Kafanız karışmasın diye. Şu an 60 dolar direnci birinci direncimiz. Kalmış burada 2,5-3 dolar yani. 2,5 dolardan sonra da 60 dolar direncini kıracak. 60 dolardan sonra ne bekliyorum? 63 dolar yoğun bir kırılma noktası. Bakın burada 2 kere denemeye çalışmış. Tam olarak 60 dolar olmasa da 63 özür dilerim. 63 dolar olmasa da sınırlarına yaklaşmış. Şu bir nokta tam 63 dolarda. Şu da 62-95'lerde filan.
Şu tam geldiği anda yoğun bir emir girilmiş. Kendini bayağı bir çekmiş. Buralarda bayağı bir hacimsel olarak düşüş yaşadı. Neden? İnsanlar 65 doları görünce bayağı bir kar elde etti. Ya düşünsen adam 40-45 dolardan alıyor, 65 dolara çıkıyor. Ben olsam ben de bozdururum. Ardından tekrardan düşüyor. Buralarda bayağı bir hacim arttı. Şu 50, şura nere? Tam olarak 56-73. Bu dolarlara, benim desteğimin yakın olan dolarlarına doğru geldiğinde de inanılmaz bir hacim olarak arttı. Tekrardan kendini toparlamaya başladı. 63 doları da kırdığında önümüz güllük gülistanlık. 63 dolardan sonra 3. son direncimiz 65 dolar. 65 dolar da kırdıktan sonra yeni dirençler çizilir. Tahminen o dirençler de 68, 71, 74 dolar bantlar olur. Yani o an geldiğinde tekrardan çekilebilecek bir senaryo olur. Şu anlık da ETC coin'le ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bunun projesi çok, yatırımı çok geniş bir coin. Benim gerçekten şu anlık yeni gözlem. Ethereum'daydım ben. Ethereum'dan kârımı aldım çıktım. Bunu videoda da sizlere belirttim. 3300'de stop loss koydum. 2700'den almıştım. 3300'de stop'u koydum ben. Sattım. Ethereum çok düşecek dedim. Halen diyorum Ethereum çok düşecek. Ethereum şu anda bakın kaçta? 2836'da. Ya buna da yükseliş diyor Ethereum kendince, bakın yeşil gösteriyor. Niye? Artık o kadar çok düşmüş ki bunlara yükseliş diyor. 3300'den düştün sen. Neyin yükselişi? Halen de düşeceksin. Dolar bantta da daha net inceleyeceğim ama bunu. Bak daha net inceleyeceğim ama 350 dolar bantlarını görmen de an meselesi Ethereum. Orada daha sonra Ethereum'u geniş bir şekilde inceleyeceğim. Neo ile ilgili çok yorum geldi. Tabii ki de sizin yorumlarınız benim için çok çok önemli. Siz ne yorum yazarsanız onun analizini yapıyorum. Neo ile ilgili bayağı 10 adamdan 9'u Neo'yu sormuştuk. Neo'yu da bayağı bir araştırdım. Bir coin'i ne kadar çok isteyen olursa o kadar çok araştırıyorum. Bütün coin'leri zaten sürekli araştırıyorum da. Zaten Neo da bildiğim bir coin'di. Gelin hep birlikte başlayalım. Neo'da desteğim 16 dolar dostlarım. 16 dolar bandlarına 5 günlük periyotta hiç düşmemiş. Şuraya kadar inmiş. En son 16.23. Panik yapılacak bir şey değil. 16.23'ten sonra tekrardan bayağı bir alım girilmiş. 17.76'ya kadar çıkmış. Neo 5 günlük periyotta en fazla nereye kadar çıkmış? Neo burada bir kırılım yaşayabilirdi. Bayağı bir al sat yaşandı. 20 dolara bir görseydi, ben hani sürekli söylüyorum. Arkadaş çevrelerime de söylemiştim. 20 dolar bandını gördüğünde bayağı bir yükseleceğini söylemiştim ama göremedi. Burada bir kırılımdan aşağıya doğru çekildi. Hani bunu bir yatırım tavsiyesi olarak algılamayın dostlarım. Sadece kendi kişisel analizlerimi sizlere sunuyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Neo'da dostlarım destek 16 dolar. 16 dolara 5 günlük periyotta düşmüş mü? Düşmemiş. Bakıyoruz. Şuralar nereler? Şuralar. Şurada bir kere bir düşüş olmuş. Bu da fake bir düşüş dostlarım. Gördüğünüz üzere ne gövde var, ne kök var, ne başka bir şey var. Tamamıyla aşağıya bir fake'ten balinalar düşürmüş. Hop geri çıkmış hemen. Bak balinalar burada oyunu vuruyor. Şuraya kadar çıkıyor. Balina işin içine bir giriyor. Hop geri şuradan bir çıkıyor. Burada balina zengin oluyor dostlarım. Senaryoyu görüyor musunuz? İşte biz burada yanlış yapıyoruz. Şuraya kadar. Mesela sen şuradan aldın. Bak yorum yazan bir kardeşimin üzerinden örnek vereceğim. X kişisi. 17 dolardan aldın. 19 Ağustos'ta 17 dolardan aldın. Aradan sadece kaç saat geçmiş? Aradan 4 saat geçmiş. Senin doların oldu 15 dolar. Kaçtan almıştın? 17 dolardan. 2 dolar kaybettin. Sen diyorsun ki yettin be, satıyorum ben bunu. Buna kadar zarar. Hop sen bir satıyorsun. Bak sattın. Az önce söylediğim şeyin şu an uygulamasını gösteriyorum. Sattın mı dostum sen? Saat 11'de sen artık 15.56'dan sattın. Bakalım. 19 Ağustos'ta almıştın. Sadece 2 gün sonra. Bak sadece 2 gün sonra 20 dolar bandını zorlamış. Ne kadar zarar? Sen hesap yap. 5 dolar. Görüyor musun? Şuradan zaten 2 dolar bir zarar ettin. 2 dolar. 2 dolar buradan kaybın var. Artı 5 dolar da buradan var. 7 dolar bir kaybın var dostum senin. Bunu yüksek rakamlarda düşündüğünde senin çok ciddi bir zararın var. Zararın da nereden kaynaklanıyor? Sabırsızlığından kaynaklanıyor. 2 gün bekleseydin, bakın arkadaşlar bunu anlatmaya çalışıyorum. Ya hepsi bekleyeceğiniz sabır. Bunda 2 günlük bir serüven olmuş. Hepsi bu. Gördüğünüz gibi. Buraya kadar düşüyor 15'te. Geri yükseliyor 20'ye dostlar. Ana beklemek lazım. Geri düşüyor. E şuradan alırsanız zaten zarar edersiniz. Bu 2 2 4. Hiçbir coin en yüksekteyken alınmaz. Şuradan alan biri için konuşuyorum. 20 dolardan bir alıyor. Şuraya bir düşüyor 15 dolar. Geri tekrardan zorluyor. Geri tekrardan aynı rakamlara geri geliyor ama çok yüksek short'tan almayın. Şu özür dilerim. Low'dan almayın. Alıyorsanız short'tan alın. Low'dan satın dostlarım. Hangi coin'i alıyorsanız, ben bilmiyorum, ben karışmıyorum, yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ama şu aklınızda bulunsun. Çok yüksekten coin alınmaz. Short'ta alıyorsun, low'da satıyorsun. Kârını alıp çıkıyorsun. Direncimizi söyleyelim. Çok uzatmadan. Birinci direncimiz 18.50 dostlarım. Camı kapatayım. Havaalanına yakın olduğum için uçaklar bangır bangır gelip gidiyor. Mikrofonda gürültü olsun istemiyorum. 18.50 dolar bantları. Buraları açtığında bakın gördüğünüz üzere 20 dolarlara kadar çıkmış. Bizim birinci direncimiz 18.50 dolar. Tekrardan bu çıktığı yere gelecektir. Geleceksin. Eninde sonunda bir şekilde geleceksin.
Ama ne zaman geleceksin? O meçhul gün, saat, ay belli olmaz ama tekrardan çıkacağını düşünüyorum 18.50'ye. Tekrardan küçük küçük bir düzeltmeler olacak. Bunu unutmayın. Şöyle bir küçük bir şekilde kendini aşağı atabilir. Burada panik yapmayın. Tekrardan kendini yukarı doğru çıkartabilir. Önemli olan desteklerimize çok yaklaşmamak. 18.50 birinci direncimiz dostlarım. İkinci direncimiz 19 dolar. 18.50'den 19'a çıkmak sizin için çok küçük gelebilir ama gerçekten önemli bir şey. Çünkü al satçılar burada bayağı bir oynatacak senaryoyu. 19 dolar. Üçüncü direncimiz 20 dolar dostlarım. Pardon, bu arada özür dilerim. 18.50 değil. 18.50 değil. 18.30. Şuraya 18.30 yazmışım. Evet. 18.30 ama 18.50 diye söylemişim. Çok çok özür diliyorum. Birinci direncimiz ne o da? 18.30 dolar. İkinci direncimiz 19 dolar. Üçüncü direncimiz ise 20 dolar. Bakın 20 doları çok çok göremedi. Zor. Gördüğünde artık bakacağız. Ben de çok heyecanlıyım. Bu coin 20 doları görünce ne yapacak acaba? Bakın hiç görememiş. Şöyle baktığımızda 5 günlük periyotta görememiş. Gördüğünde neler olacak? Yeni analizlerle karşınızda olurum zaten. Şimdilik bu kadar. Neo için destek 16 dolar birinci direnç, 18.30 ikinci direnç, 19 dolar üçüncü direnç, 20 dolar dostlarım. Acele etmeyin. Küçük bir aşağıya çekişten sonra kendini yukarı doğru atacaktır. Üçüncü yazdığınız coin'e XTZ, bayağı bir yorum geldi XTZ ile. XTZ de sevdiğim bir coin. Bayağı bir sordunuz bu coin'in analizini yapın diye. XTZ'yi de hemen yapalım dostlarım analizini. XTZ şu anda dostlarım destek olarak benim 3 dolar destek bandı çizdim. Şu anda son fiyat olarak 3235 dolarda, yani bir 0.235 dolar daha düşecek ki benim desteğime gelecek. Burada kırmızı noktalarda sorun yok. Tekrardan bir düzeltmeler yaşayabilir. Halen küçük çaplı bir düzeltmeler aşağı yönlü olabilir. Şöyle hafif hafif düzeltmeler olabilir. Tekrardan bu yeşil noktanın üstüne çıkacağını düşünüyorum. 3265'in. Destek olarak 3 dolar bandını çizdim. Şöyle 5 günlük periyoda baktığımızda 3 dolar bandına çok yaklaşamamış. Şu an bir yaklaşım sergiliyor. O da daha bir 200 dolar daha aşağı inmesi lazım ki anca, yani 0.200 sent diyeyim ona, dolar demeyeyim. İnecek ki anca benim desteklerime doğru gelecek. O da biraz zor. XTZ'yi 3 dolara düşmeden ben tamamıyla elim ayağımı çekmem. 3 dolara da düştüğünde elim ayağımı belli bir süre çekerim. Stop korum kendime. Birinci dirençte dostlarım XTZ'nin 3.40 dolar. Tekrardan düştüğü yerler. Bakın düştüğü yerler. Çünkü kırılım her zaman buradan olur. Düştüğü yerlerden. Düştüğü yere tekrardan çıktığında tekrardan kendini atacaktır. 3.40 birinci direncimiz. Buraya yaklaştığında, 3.40 olduğunda ikinci direncimiz neresidir? 3.50. 3.50 de düştüğü yer. Bura mesela. Düştüğün yer. 3.50. 3.50 bandını da geçtikten sonra son olarak 3. direncimiz. Bizim için low olabilecek direnç. Neresi de 3.80. 3.80'e çıktığında ben bu coin'e yatırım yapmış olsam şahsen satarım. Niye? 3.80'i gördükten sonra tekrardan al satlardan dolayı kendini aşağıya doğru çekecek. E çektiğinde geri alırsın. Yükselince gene satarsın. Eğer bu coin'i yapıyorsan dostlarım. Bu arada mikrofona dokundum. Sesim gidiyor mu? Hemen bir küçük test yapacağım. Gidiyor. Hani gitmeseydi videonun belli bir yeri çöp olacak dostlarım. Evet. XTZ ile de bu kadar dostlarım. Desteğimiz 3 dolar birinci direnç, 3.40 ikinci direnç, 3.50 üçüncü direnç, 3.80. 3.80 olduğunda ben sizin yerinizde olsam bu coin'e yatırım yapan kardeşlerime söylüyorum, 3.80'de stop korusu atarım. Satarım abi, çünkü 3.80 olduktan sonra tekrardan düşer. Bayağı bir alım satım emri girilir oraya. Unutmayın, biraz daha kendini aşağıya doğru çekebilir. 3 dolara kadar gelmediği sürece sorun yok. Düzeltmeler her zaman olacaktır. Coinlerde son 5 gündür bayağı bir düzeltme oluyor. Ama eninde sonunda öyle bir kırılım yaşayacak ki o kırılımdan sonra umarım benim izleyicilerimin hepsi büyük kar ederler. Evet, burada BTC Türk Pro sitesinde bitirdim analizlerimi. Sonra sizlerin bir coin, iki coininiz daha vardı. Bugün 5 coin inceleyecektim. Evet, gelelim Chiliz coinine dostlarım. Chiliz coin'in grafiklerini inceleyeceğim sizlere. Chiliz coin'in grafiklerini incelemeden önce desteğimi söyleyeyim sizlere. Tam 1 haftalık periyot açtık. 1 haftalık periyotta şu anlık güncel borsasında 0,014711, böyle küçük küçük söyleyeceğim. Kafanız karışmasın diye hepsini bir anda söylemeyeceğim. Şöyle demeyeceğim yani. 0,014711. Bunu demek yerine rakamlara böleceğim. Umarım anlaşılır bir şekilde olur. Şu reklamları da bir salalım. Evet dostlarım. Chiliz'de desteğim nerelerdir? Desteğe nerelere kadar düşmüş? Bu coin daha ilerler mi? Düşer mi? Bantları nelerdir? Şeyleri nelerdir? Onları analiz edeceğiz. Güne 0,3%'lik bir dilimde zarar etmiş. Yani edebilir. Çünkü bu an şu mevsimde out sezonu. Ya avcı olacaksınız ya av olacaksınız. Benim izleyicilerim umarım avcı olur. Benim analizlerime güveniyorlarsa avcı olur. Analizlerime güvenmiyorlarsa da av olur. Umarım avcı olursunuz dostlarım. Sizlerin zarar etmesini asla istemem. Chiliz'de destek 0,0350. Nereler? Bakalım. Şuralar dostlarım. Şu bant 0,0350. Bu bantlara gelene kadar sorun yok. Coin'imiz şu anda nerede? 0,014711, 0,0350'ye kadar sıkıntı yok dedik. Halen destek bantımızın çok çok yukarısında. Düşebilir coin'dir bu. Bu coin zaten çok bir
Anlık yükselen anlık düşen bir coin değil. Bir ara bir patlama yaşamıştı okey ama şu an belli bir noktadan sonra bayağı bir bekletecek kendini. O beklettikten sonra tekrardan yükselişe geçer mi, geçmez mi? Onlar da dirençlerimiz karar verecek. Birinci direncimiz 0,015.500. Nereler 0,015.500. Bu bantlara tekrardan çıktığında yükselişin sinyallerini verir. İlk direncimiz kırıldığında yükselişin sinyalleri gerçekten ciddi boyutta verilecektir. Bu sinyalden sonra mesela 0,015.500'e geldiğinde küçük bir düşme olur. Düzeltme olur çünkü al satçılardan dolayı oraya emir girilmiştir birinci dirence. Orada bir düşme olur. Telaş yok. Tekrardan kendini ikinci dirence doğru atar. Birinci direnç kırılırsa gerçekten önümüz güllük gülistanlık. İkinci direnç 0,016.000. Nereler tam olarak buraya. İkinci direnç gayet güzel bir yer. En sonki boğa sezonunun tam ortaları denebilir. Buraya geldiğinde tekrardan bir ciddi bir eğilimler daha yukarı yönlü olabilir. Bu eğilime de 3. direncime çok yaklaşabilir gerçekten. Eğer 0,016.000'e gelirse 3. direncime çok 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 kısa bir sürede gelir. 3. direncinde 0,017.000 bantları. Bu bantlar düştüğü yerler, en yüksek yerler. Buraya doğru geldikten sonra da yeni analizler, yeni kriptolar, yeni şeyler denenebilir dostlarım. Eğer bu coin'e yatırım yaptıysanız bu dirençte 3 direncimden birinde stop koyabilirsiniz. Kâr elde edebiliyorsanız size göre birinci direncimde, ikinci direncimde, üçüncü direncimde stop koyabilirsiniz. Zarar etmektense küçük kârlarla çıkmak en mantıklısıdır. Chiliz coin'e de geçiyorum. Şimdi geldik basit Atentin token'a, BAT coin'ine. Ben BAT coin'ini çok araştıran bir insan değilim. BAT coin'i üzerine çok kafa yoran bir insan da değilim. Benim için çok çok değerli bir coin de değil açıkçası. Ama sizler yorum yaptığınız için BAT coin'ini de tabii ki de analiz edeceğim. Sizler neye sorarsanız onun analizini yapacağım. Piyasa değer olarak şu anda 479 milyonda. Bayağı bir düşüyor, bayağı bir yükseliyor. Bu yükselişler şu anda yani bu coin'e göre 479 milyon hacim gayet güzel bir hacim. Hacimsel olarak iyi ilerlemekte. Güne eksi 1,95'lik yüzdelik dilimde zararla başlamış. Çok büyük bir zarar değil. Bu tarz coin'lerde mesela şu 72-68 bile olsa burada bayağı bir düşüş oluyor. Bizim mesela yüksek coin'lerimiz gibi değil. Bitcoin'de mesela 1000 liralık bir zarar olsa %1 bile zor oluyor yani. Bu coin'ler düşük miktarda olduğu için bunlar normal bir şey. Şu anda coin'lerin hepsinin düzeltmede olduğunu varsayarsak olağan şeyler. Bir haftalık bir serüven açalım BAT'ta. BAT'ı da bayağı araştırdım sizler sorduğunuz için. BAT'ta destek. Evet. Bu bir haftalıktan bu tam görünmüyor. Bir gün açacağım. Şöyle yükseklerden göreceğim. BAT çünkü 5 gün yaptığımda dostlarım onu neden yapmadın diye sorarsanız şuralardan analizi zor yaparım. Bakın artıya ne kadar bassam da. Heh. Tamam şu an oldu. Değil mi? Evet şu an tamam. Bir haftalık serüvendeyiz. Evet dostlarım BAT için destek 0,2800. 0,2800 desteklerimiz. Şu anda coin'imiz nedir? 0,3 33.911'de. 0,2800'e düşene kadar bizim için çok bir teşkil etmez. Yükselir yükselir düşer şuralar. Buranın bir boğa sezonu olmuştu. Bakın buradan sonra bayağı bir kendini atmış. Buralardan 40.000'e çok hızlı bir şekilde ilerleyen bir coin. Gerçekten çok hızlı atmış kendini. Şöyle aylara bir bakayım. Çok incelediğim bir coin değildi benim. Gerçekten iyi atmış bu arada. Ağustos'un 3'ünde 0,26.000'deyken Ağustos'un 17'sinde 2'ye katlamış, 40'a katlamış. Gerçekten aynı ay içerisinde inanılmaz yükselişe geçmiş. Gerçekten hacimsel olarak da yüksekliği bu yüzden sanırım. Piyasa değeri çok yüksek. Coin inanılmaz artmış. Gerçekten çok güzel artmış. Bu tarz coinler bilmiyorum. Çok analizimde değildi ama artık bunu da analizlerim arasına alıyorum. Bunu da sürekli inceleyeceğim. Bayağı bir artmış çünkü. Bunu yorum kısmında 6-7 arkadaşımız söylediği için inceliyorum. Bu kadar yükseldiğini bilmiyordum. İnanın bu çok bildiğim bir coin değildi. Ama analizini yaptım yani. Şunda şeyim. Artık bunun piyasa değerine hakim gibiyim. Bayağı bir analizini yaptım sizlerin önüne süreceğim için. Evet desteğimiz 0,2800 dostlarım. Şuraya kadar düşene kadar bizim için problem değil. Çünkü burada bir boğa sezonuna girmiş. Boğa sezonuna girdikten sonra tekrardan coinlerin yani %40'ı şöyle yapıyor. Tekrardan yükseldiği yerlere yükselmeden önceki yerlerine göre düşüş yaşıyor. Mesela nedir? Şuralar dostlarım. Bakalım Ethereum. Yükselişe geçtiğinde Ethereum'dan örnek vereceğim. Çünkü ben Ethereum'dan en son stop bastım. Ethereum'da yapmıştım. 3300'e satmıştım. Yükselmeden önce de zaten 2750'lerde 2800'lerdeydi. Tekrardan aynı yerlere düştü bu coin. Yani boğa sezonunda yükseldiğini geri aldı düzeltmeyle. Coinlerin %40'ı bunu yapıyor. O yüzden 28 desteğini çizdim. Yani tamamen kafadan sallamasyon bir destek değil. Çünkü bir anda bir atarsa kendini tekrardan buralara kadar getirir. 28 doların altına düşmediği sürece sorun yok bizim için. Birinci direncimiz 0,34.000. 34.000 dirençlerini şu an kırmış mı? Evet. Birinci direncimiz yok. Bir dakika. 34.000 değil. 34.500 özür dilerim. Bu coin'le öbür coin'le biraz karışıklık yaptım.
Evet, birinci direncimiz 0,34.500 dostlarım. Şu an 34.000'de bir 500 daha arttığında şuraya geldiğinde birinci direncimiz kırılmış olacak. Birinci dirençten sonra güzel bir hareketlilik bekliyorum. Çünkü bu coin'in piyasa değeri de yüksekmiş. Bayağı bir alsat oluyor bunda. Şu anda yatırımlar halen iyi ilerliyor bu coin'in. İkinci direnç olarak 0,035.500 dostlarım. Evet, yok. Evet, sayıları burada karıştırdım ben ya. Evet. Birinci direnci, ikinci direnci, ikinci direnci, birinci dirence yazmışım. Çünkü diyorum anlatırken bir yerde bir sorun oldu. Çok 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 özür dilerim. Not defterine yazıyorum. Çünkü bütün coinlerin şeylerin desteklenen dirençlerin aklımda tutamayacağım için not ediyorum. O notlarda bir yerde bir hata yapmışım. Birinci direnci, ikinci direnci, ikinci direnci, birinci dirence yazmışım. Oradan kaynaklı bir hata oldu. Evet dostlarım. İlk şeyimiz olarak bizim yükseliş birinci direncimiz 35.500 bantlar. Birinci direncimizi buradan cebimize koyduk. İkinci direncimiz bizim dostlarım 36.500. Şu 35.000'den sonra bir çıkacak 36.500'e. Tekrardan o boğa sezonuna doğru yavaş yavaş yükseldiği yerlerim. Bak burada yükselen üçgen oluşabilir gördüğünüz gibi. Kameram olsaydı gösterirdim. Kameram var da yakın zamanda ilerleyen zamanlarda kamerayı da açacağım. Canlı yayınlarda filan kamerayı da açacağım. Şöyle bir yükselen üçgenimiz olabilir. Burada olmuş bakın. Şu direncimiz. Ben bu direnci de çiz. Yani zamanında da olsaydı yükselmeden önce bu dirençlerim geçerli olurdu benim. Bakın bu direncimden olmuş. 36.500'de yükselen üçgen olmuş. Gördüğünüz gibi bir anda yükselen üçgene çıkmış. Ciddi bir yükselme yaşamış. İnşallah şu anda da öyle olur diyelim. 36.500'den sonraki son direncimiz de bizim dostlarım 40.000. 0.000, 40.000'de yani 0.40.000'de. Bura şeyin zirvesi, bu coin'in zirvesi. Bakın buraya kadar gelmiş. En son nereye kadar çıkmış? 40.000'i tam gelmese de 40.000'e doğru yanaşmış. Tam 40.000 olmamış sanırım. Evet, 40.000 olmamış en tepesine baktığımda. Yani son olarak 3. direncimiz 40.000, 0.40.000'de. Buraya geldikten sonra yeni dirençler, yeni şeyler çizilir. Ardından 42, 40, 3.500, 45.400'lere doğru yeni dirençler çizerim diye düşünüyorum. O zamanın analizlerine bakarız. Bugünlük benden bu kadar dostlarım. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Umarım sıkılmamışsınızdır. Umarım tavsiyelerim sizleri rahatlatmıştır. Moral vermelerim sizlerin moralini yerine getirmiştir. Hayat devam ediyor. Hiçbir şey için geç değil. Şuradan da örnek verdim sizlere. Bayağı bir yükselişlerden bahsettim. Diğer coinlerin düşüşünden bahsettim. Bunların normal olacağını söyledim. Telaş yapmayacağımızı söyledim. Dostlarım olay bu. Kendinize çok iyi bakın. 2 gün sonraki video, 2 gün sonra yeni bir videomuz daha gelecek. O videoda neler olmasını istiyorsanız yorum kısmına yazın. Onları da analizlerini 2 gün sonraki videomda atayım. Her 2 günde yeni bir video yüklüyorum. Bildirimleri açarak kanala abone olarak her videomdan haberdar olabilirsiniz. Bu videoya da like atarsanız çok mutlu olurum. Gerçekten ciddi bir emek söz konusu bu videoda. Emeklerim karşılığını da verirseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşürüz dostlarım.